Merhabalar. Hani adını dağlara yazdım diye bir şarkı var. Duymuşsunuzdur. Adam o kadar sevdalanmış ki sevgilisinin adını dağlara yazmış. İşte siz de sınavlarda sıfır hata yapabilmek için bu derece derslerinize ve hayallerinize, çalışmanıza sevdalanmanız gerekir. Hayalinizi yüreğinize yazmanız gerekir. Hani bir hayale sarılmak onu avucunda sımsıkı tuttuğun kum tanelerine benzer. Nasıl ki avucunda sımsıkı tuttuğun kum taneleri avucunu biraz gevşettiğinde parmaklarının arasından dökülmeye başlarsa, hayallerine ulaşmak için yaptığın çalışmayı birazcık gevşetirsen günlük hayatın zevklerine de yenik düşersin. Hiçbir esneklik göstermeden hayallerinize kavuşmak için, sınavlarda sıfır hata yapmak için işinizin delisi olmalısınız. O saygın üstadın dediği gibi, bir işin delisi oldunuz mu, artık o sizin damarlarınızda dolaşmaya başlar, günde 24 saat onunla meşgul olursunuz. Aynı aşıklar gibi. İşte siz de sınavlarda sıfır hata başarısını elde etmek için yüreğinize yazıp hayalinizi bir aşık edasıyla derslerinize her an düşünmeli, her an odaklanmalı ve onu yaşamalısınız. Bir kişisel gelişim hikayesi bu durumu çok iyi özetler. Bir bestekar bir beste yapmak üzere çalışmalara başlamış. Yapacağı bu besteye kendini adamış tabiri caizse. Yaptığı günün rutin işlerin yanında kafası sürekli bu besteyle meşgulmüş. Gece rüyasında dahi bu besteyi görüyormuş. Bir gün yolda karşıdan karşıya geçerken çok dalgın olduğundan bir araba kendisine çarpmış. Besteci baygın halde yere yuvarlanmış. Araba fırsattan istifade kaçmış. Besteci hastanede gözlerini açınca polisler sormuşlar. Size çarpan arabanın plakasını alabildiniz mi? Adam hayır demiş. Peki markasını görebildiniz mi? Besteci yine hayır demiş. Kendisine çarpan araba hakkında hiçbir şey hatırlayamamış. Polisler ümitsiz bir şekilde, ya üstad demişler, ne olur biraz düşünün. Belki hatırlayabildiğiniz bir şeyler çıkarsınız. Bize bir ipucu vermelisiniz deyince besteci biraz düşünmüş. Tamam tamam der. Bir şey hatırladım der. Polislerin de böyle birden gözü dört açılır. Adam şöyle der. Egzozundan şöyle bir ses çıkıyordu. Dofima. Evet. İşte siz de günün her saatinde aklınızda kurduğunuz ve kazanmayı düşündüğünüz ve orayı kazanmak için de sıfır hata yapma başarısını hedeflediğiniz yeri düşünmelisiniz. Zira beyninizi tam olarak doldurmazsanız bu hayalinizle günlük hayattaki sıradan şeyler, sıkıntılar, mutluluklar doldurur beyninizi. Kalın sağlıcakla. Kanalımıza abone olunuz.